göreve geldiğimizden günümüze her zaman insan odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir, katılımcı yönetim anlayışını benimsedik. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği ilkesiyle sizlere hizmet ettik. Türkiye 100 yılında geleceğin şehri Isparta için yarım kalan ITKM Isparta Meydan AVM'yi, halı kilim ve sergi salonu ek inşaatını, yeni otogar alanı inşaatını tamamladık. Kötü koku sorununu bitirdik. Mehmet Döngü alt geçidini, Yeni Müftülük Camii Otoparkı'nı, İstiklal Mahallesi Yeraltı Otoparkı'nı, 30 kilometre bisiklet yolunu, Adliye Batı Kampüsü Bulvarı'nı, Üniversite Doğu Kampüsü Şehir Merkezi Bulvarı'nı, Tren Garı Bölgesi yolunu, Yeni Zabıta Kavşağı Gölcük Yolu Bulvarı'nı, kapalı ve klimalı durakları, engellilerin kullanımına uygun yaya üst geçitlerini, sağa dönüşlerde transit geçişleri, 350 kilometre asfalt, 490 bin metrekare begonit ve kilit taşı, 120 bin metre bordür taşı, 57.936 metre kanalizasyon hattı, 40.120 metre yağmur suyu hattı, 80.000 metre içme suyu hattı, 6.290 adet yağmur suyu ızgara montajını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası'nı, Zabıta, Temizlik ve İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası'nı, Penişleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nı, IAŞÖ'nü 6 adet iş yeri yapımını, Valilik Arkası Üretici Kadınlar Pazarı iş yerlerini, şehrimizin 450 noktasında depremin zemin etüdünü, Yeni Isbaş BİMS Blok Fabrikası'nı, İSKİM Yapı Kimyasalları Fabrikası'nı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hayvan Hastanesi'ni, Fatih Mahallesi Spor Kampüsü'nü, Emre Mahallesi Spor Kompleksi'ni, 20 adet gece aydınlatmalı semt sahasını, Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'na kapalı spor salonunu, İMKB Lisesi'ne kapalı spor salonunu, Davraz Mahallesi Gençlik Merkezi'ni, Vatan Mahallesi Gençlik Merkezi'ni, Fatih Mahallesi Siber Isparta Gençlik Merkezi'ni, şehrimizin şehir terası, Yeni Cazibe Merkezi Kirazlı Dere'yi, Kirazlı Dere'ye cam seyir terasını, Kirazlı Tepe Kafe Restoranı, Kirazlı Tepe Kapalı Otoparkı'nı, Kirazlı Tepe Ziplin Tesisini, Millet Bahçesi'ni, 100. Yıl Millet Bahçesi Camii'ni, Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik Alanı'nı, Akkent Mahallesi Sosyal Tesisini, Ayaz Manavatan Sosyal Tesisini, Çünür Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni, Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni, Binbir Evler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni, Davraz Mahallesi Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'ni, Kadın Konuk Evi'ni, Kavaklı Camii Düzenlemesi'ni, Mimar Sinan Camii Düzenlemesi'ni, Anadolu Mahallesi Camii Düzenlemesi'ni, Kur'an Kurslarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerini, Sütçüler Çandır'da orman yangınında zarar gören 10 evin tadilatını, 7 evin sıfırdan inşasını yaptık. Tarihi Üzüm Pazarı'nı, Tarihi Damgacı Sokağı, Ayapayana Kilisesi'ni, Kaymakkapı Meydanı'nı, Matbaalar Çarşısı'nı, Gülcü Mahallesi Meydanı'nı, Ulu Cami Çevresi'ni, İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni, Atık Su Arıtma Tesisi'ni, Cami Avluları ve Tuvaletlerini, Mahalle Sosyal Tesislerini, Köprüleri yeniledik. Türkiye Harp Mahallelu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hizmet Binası'nı, Gül Kokulu Çınarlar ve Fakonağı Yaşlı Destek Merkezi'ni, 25 adet yeni park ve yeşil alanı, 44 adet çocuk parkını, Muhtarlar Derneği ve Muhtarlık Ofislerini, Gelin Müdürlüğü Ödeme Noktalarını, 63 adet iş makinesi ve hizmet aracını, su altı arama kurtarma timini, ISAK timini, akaryakıt istasyonunu şehrimize kazandırdık. Vatandaşlarımızı e-belediye, e-imar, e-ruhsat, kent rehberi uygulaması, hasta yönetim bilgi sistemi, hafriyat yönetim bilgi sistemi, SCADA sistemi, coğrafi bilgi sistemi, dijital arşiv sistemi, elektronik belge yönetimi sistemi, canlı nikah yayını, kent kart uygulaması, 6 noktada haftalık 1500 dakika ücretsiz Wi-Fi hizmetini, mezarlık bilgi sistemi, MEBİS, Ispartamızı dijital ikiz uygulamasıyla, Dere, Yenice, Doğancı, Keçeci, Emre mahallelerinde girilmeyen sokaklardaki konutlarımızı doğalgazla, Çünür ve Fatih mahallelerindeki küme evleri doğalgaz, kanalizasyon ve altyapı hizmetleriyle, Ayazmana Mahallesi Minas'ın küme evleri kanalizasyonda doğalgazla, Sidra Mahallesi küme evleri içme suyuyla, merkez köylerimizi doğalgazla, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı kitap fuarlarıyla, Gül'ün dünyadaki merkezi Isparta'yı gül festivalleriyle, Isparta'da hemşehrilerimizi Ramazan ayı iftar ve etkinliklerle, vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle, gençlerimizi yaz spor kurslarıyla, gençlerimizi ve girişimcilerimizi Siber Isparta Gençlik Merkezi ile buluşturduk. 15 megawattlık güneş enerjisi santralini, 5000 metreküplük metan gazı depolama alanını, 1. sınıf atık getirme merkezini, geri dönüşüm evini kurduk. Yol üzerinde kalan evleri, metruk binaları, kavşaklardaki adaları, 50 yıllık altyapı sorunlarını ortadan kaldırdık. 1002 TOKİ konutu sözümüzü, Isparta Sporumuza takım otobüsü sözümüzü, halk otobüslerimize araç park yeri sözümüzü, kamyon garajı tır parkı sözümüzü yerine getirdik.
Aile Sağlığı Merkezimizde vatandaşlarımıza birinci basamak sağlık hizmeti, psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik hizmeti, sağlıklı beslenme danışmanlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, evde öz bakım hizmeti, yaşlı destek hizmeti, hasta nakil hizmeti, engelli nakil hizmeti, elektrikli hasta karyolası, engelli koordinasyon merkezimizde engellilerimize, engelli rampası, kılavuz yol yapımları, evde bakım hizmeti, tekerlekli engelli aracı, ateş ölçer, konuşan saat ve tansiyon aletleri, beyaz baston, işitme cihazı, engellilerimizin evlerinde düzenleme çalışmaları, gıda ve giyim bank uygulamamızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza fakir aile maaşı, asker aile maaşı, afet ve hastalık yardımı, her kış kömür yardımı, temel gıda ve giyim yardımı, çocuklara bayramlık yardımı, yeni doğan yardımı, kırtasiye yardımı, yemek yardımı, glütensiz gıda paketi yardımı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evlerinde kurban kesim hizmeti, ısmekle geç ve yetişkinlerimize kurs hizmeti, belediye eğitim kurumlarıyla LGS ve YKS kurs hizmeti, IBKM kütüphanemizde gençlerimizin ders çalışmaları, gençlerimize gençlik otobüsürü, çocuklarımız için mobil çocuk oyun treni, IBKM ile şehrimize kültür ve sanat faaliyetleri hizmetini verdik. Gökçay Bölgesi'ne Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, Sanayi Mahallesi'ne Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin, Fatih Mahallesi'ne Amatör Sporcu Evi'nin, 310 bin metrekarelik yeni mezarlık alanının, Modern Evler Mahallesi Sosyal Tesisi'nin, Gül Evler Mahallesi Sosyal Tesisi'nin yapımına devam ediyoruz. Mevcut otogar alanına Şehir Kütüphanesi Öğrenci Yaşam Merkezi'ni, Işıkkent Mahallesi'ne Huzur Evi'ni, Cünür Tepesi'ne Millet Bahçesi'ni, Mini Isparta'yı, Aya Yorgi Kilisesi restorasyonunu, İmam Hasan Sokak sağlıklaştırmasını, Kırmızı Taş Bina restorasyonunu, Beyaz Taş Bina restorasyonunu projelendirdik. Bugünü değil, geleceğe inşa ediyoruz parolasıyla çıktığımız yolda biz büyük bir aileyiz, biriz. Birlikte geleceğe güzel bir iz bırakacağız. Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı.